Sevgili koç, dikkat dikkat. Evet. Şimdi sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bu hafta yaptığınız planlarda aniden bozulmalar olabilir. Kazalara ve yaralanmalara karşı çok temkinli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda huzursuzluklar olabilir. Bu huzursuzluklar daha çok sizin aşırı ön yargılı olmanızdan, fevri davranmanızdan kaynaklı olabilir. Özellikle benim sevgili koçlara ve yükselen koçlara önerim Akrep Burcu'nda öğle saatinde gerçekleşecek yeni ay ile birlikte ortaklı ve finans alanlarınızda işleriniz varsa risklere girme olasılığınız çok yüksek. Lütfen sizin için risk oluşturan bütün düşüncelerden arınmaya özen gösterin. Yani bugün ııı ee öğle saatlerinde yeni ayın doğduğu anlarda karşı açı oluşturan Uranüs sizlerin düşünce alanında çok büyük gerilimler yaşamanıza, çok büyük huzursuzluklar içerisinde olmanıza etki edebilir ve neden olabilir. Yapmamanız gereken plansız programsız iş değiştirmeyin. Hiç tanımadığınız insanlardan teklifler aldığınızda size cezbediciymiş gibi gelebilir. Asla kabul etmeyin. Mümkünse mevcut iş düzeninizi yolunda yürütmeye özen gösterin. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde ve evliliğinizde mutlu olmayı istiyorsanız eleştirel tavırlar ve davranışlardan kaçınmaya özen gösterin. Çünkü bugün düşünmeden yapacağınız her konuşma Yarın pişman olmanıza etki edebilir ve neden olabilir. Aynı zamanda Neptün'ün Güneş'le ve Mars'la olumlu bir üçgen açısı var. Maneviyatınıza odaklanabilirsiniz. Öfkenizden arınmak için, gergin tavırlar sergilememek adına, ruhsal enerjinizi dengelemek adına maneviyatlarına odaklansınlar hafta boyunca. Bunu başardıkları anda ...yerli yersiz öfkelenmekten, gergin tavır sergilemekten tamamen uzaklaşabilecekler. Aynı zamanda siz koç burçları tezcanlı duyguları çabuk dalgalanan... ...bir şeye taktığı vakitte onun üzerinde yaşayan no. e, ve ne olursa olsun... ...örneğin aşk acısı yaşayan koçlar, belki hafta sonu ilişkilerinizde dağılmalar yaşadınız... ...nedensiz bir ayrılığa girdiniz, dünyanın sonu değil... Hayırlıysa da olsun, hayırsızsa da olsun üzüntüsünü, sözünü bırakın. Eğer bir şey bittiyse daha iyisi gelecektir. Ki Son, geliyor da. Geliyor da tabii ki. Yani bugün e, ayrıldığınız kişiler için ben onsuz nefes alamıyorum. Sakın. Ben onsuz yapamıyorum. Ben onsuz bir hayat düşünemiyorum. Sözlerini söylüyorsunuz ya. En fazla 3 ay sonra geriye dönüp baktığınızda onsuz hayatınızın şahane olduğunun farkına varıyorsunuz. Ya da gelenin ne kadar şahane bir insan olduğunu, evet. gidenin ne kadar gereksiz olduğunu anlıyorsunuz. Aynen öyle. O gereksizler zaten görevlerini tamamlayıp gittikleri için onlar evrenin yasası, yasası ve sistemiyle hizmet etmek için geliyor. Bak en kötülüğü bile yapsa size ya adam beni dolandırdı ya da kadın benim mahvetti diyenler. Bakın orada neyiniz eksikti, ne öğrendiniz. Her insan bir tecrübe. Tabii ki insan acı tecrübeler yaşayarak tecrübe edinmek istemiyordu doğal olaraktan. Ama şu an koçların eğitime çok önem vermesi gereken bir hafta. Çünkü neden? İşinizi geciktirmeyin, eğitiminizi ertelemeyin. Ve mümkün olduğunca bu hafta hangi alanda eksiğiniz varsa o alanda kitaplar okumaya özen gösterin ve ne olur bu hafta bol dua edin istediğiniz düşündüğünüz her şeyi dua enerjinizi yükselttiğinizde tıkır tıkır her şeyin oluştuğunu göreceksiniz. Ne istediğimi biliyorum ama bir türlü karar veremiyorum dedikleri bir süreçteler. Örneğin evladınız Koç Burcu olabilir. Duyguları sürekli dalgalanacağı için okuldan uzaklaşabilir. Okumak istemeyebilir. Hatta size açık öğretim bu kısam anne ya da baba diyebilir. Hı hı. Bunlar anne baba olarak sizi Panik etmesin. Bu tamamen geçici bir dönem. O yüzden e, sakin olmaya özen gösterin. Haftanın spotu. Her şey geçiyor. Bazen vurup geçiyor. Bazen devirip geçiyor ama geçiyor. Yeter ki sen kendinden geçme. Evet. İnsanoğlunun yaptığı en büyük hatalardan biri de gerçekten doğru zamanları yanlış insanlarla doldurmak. Evet maalesef. Ama hiç merak etmeyin. Yanlışın yanlış olduğunu fark ettiğinizde o doğru zaten size geliyor. Ama o doğru sandığımız insanlara emek harcıyoruz ya... ...onun da e, ceremesini hepimiz çekiyoruz. Çekmiyor değiliz. Ona da tecrübe ediyoruz. Ne yapalım? Sevgili koç, gözüne bir damla yaşa kıyamam. Çünkü senin hep o enerjik tavrın, enerjik hallerin etrafına da ışık saçıyor. O yüzden lütfen sevgili koç, kalk enerjini düzelt. Ne bileyim işte saçını tara, yüzünü yıka, rujunu sür. Ne bileyim, erkek sen tıraşını ol, enerjini yüksek tut... Bu hafta sana gezegenler her ne kadar gülümsemese de sen gezegenlere gülümse. Bu hafta öyle olsun evet. değil mi? Her şeye inat. Sevgili boğalar. Boğa bu hafta gerçekten tam boğalığını yapacak. Cinleri tepesinde. Allah Allah bu nedir böyle? <laughs> Bak birçok boğa bu sabah uykudan herkese sinirlenmiş olabilir. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Tabii tabii. Ee, sevgili boğalar lütfen. <laughs> Esen Rüzgar'a bile gıcıktım bu bu sabah. <laughs> Sakin olmaya, hiç kimseye kızmamaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Niye öyleyiz? Şimdi ne var biliyor musun? Yorucu bir çalışma temposu içindeler. Ee, boğa sabittir. Boğa bulunduğu ortamda huzur ister. O ortamda huzur yoksa onu oluşturmak için de elinden geleni yapar. Hani senin bir sözün var ya bazı insanlar antin kuntin işlerden hoşlanıyor. Tabii. Boğaların <laughs> çevresinde antin kuntin insan dolup taşıyor bu hafta. O yüzden e, boğanın bütün cinleri tepesinde olacak. Çünkü haksızlığa, samimiyetsiz samimilere, evet ya. ondan sonra çalışmayanlara, tembellik yapanlara, disiplin dışı hareket edenlere hiç tahammülü yoktur. Dolayısıyla e, ani tepkiler verebilirsiniz, saldırgan davranabilirsiniz davranışlarınızda ve fikirlerinizde gizliliği tercih edebilirsiniz. Tamam çok yorucu bir çalışma temposu içindesiniz. Ben de size hak veriyorum. Ama sakin olmaya özen gösterin. Yani lütfen konuşmamayı e, sessizlik orucu tutun bu hafta. Oruç tutun konuşmayın kimseyle. Yani gereksiz yapacağınız tartışmalar daha sonra başınızın ağrısmasına neden olacak durumlar açabilir. Tamam haksızlığa hiç tahammülünüz yok. Tamam düzenli yaşamayı seviyorsunuz. Tabii ki de disiplinli yaşamak sizin en doğal hakkınız. Herkes sizin gibi düzene disiplinli önem verseydi o zaman sizin gerilmenizi gerektirecek bir durum kalmazdı. Doğru. Dolayısıyla benim sevgili boğalarım yükselen boğalarım akrep burcu sizin karşıt burcunuz. Ve öğlen 12.27'de bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep burcunda ikili ilişkilerinizde, evliliğinizde tartışmalardan da uzak kalın. Yani bir boğa kadınısınız. Eşinizin e, çorabını çıkardığı yere bile takabilirsiniz. Tabii. Ya da e, yemek yeme şekline bile sinirlenebilirsiniz. Yani Hayat benim üzerime geliyor Çatalı ben ne yapayım bile gıcık her şeye gücük olabilirsiniz dolayısıyla siz bu hafta ne olur cumartesi gününe kadar ruhunuzu sakinleştirecek alanlar oluşturmaya Ay. mümkünse eşinizden bile uzak kalmaya yani ayrı odalarda vakit geçirmeye ruhunuza kalite katmaya kendinizle ilgilenmeye bol bol bu hafta duş alsınlar. Çünkü su bütün negatif enerjiyi bedenlerinden temizler. Dolayısıyla bu hafta meditasyon yapın, dua yapın, yürüyün, gezin, tozun. Kimseyle görüşmeyin. Kendinizi bir sakinlik alanına alın. Kendinize bir pamuk prenses gibi davranın. Erkekseniz de bir prens edasıyla yaşayın ama e, kibirli tavırlar ve davranışlar asla yapmayın. Şimdi boğa öğrenmeyi çok seviyor. Eğitimde de ciddi anlamda çok şanslı bir burçtur. Kendini her konuda geliştirmek istediği bir dönemde. Bir de Nur geçen yıl çok zordu onlar için. Çünkü akrep boğa, boğa akrep aksındaki tutulmalar e, öyle bir şey yaşattı ki bu son 28 e, Ekim'deki son e, ay tutulması... Konuşmak bile istemiyorum... Görmediğinizi gördünüz, hala kalıntılarını yaşıyorsunuz. Aynen. Yüzleşme, yüzleşme, yüzleşme. Bakın ne kadar uyursanız uyuyun, sabah kalktığınızda hiç uyumamış gibi dinlenemiyorsunuz. Çünkü niye? Düşünceler zihinde sürekli e, takla attığı için oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Kaliteli uyku uyuyamadıkları için dinlenemiyorlar. Yani evet uyudum diyorsunuz belki bir Boğa Burcu bireyi olarak yorgunluğunuzun nedeni mükemmelliyetçiliğinizden kaynaklı uğramış olduğunuz yüzleşmeler haksızlıklar sizi yordu Tabii. ve şimdi bu yeni aile birlikte ve aynı zamanda Venüs'ün Merkürle Allah'tan e, olumlu bir e, kombinasyonu var çalışma hayatlarında ben inanıyorum ki. Tutarlı, dengeli, hiç kimsenin hiçbir işine karışmazsanız çok başarılı olacaksınız. Yine İnşallah. eğitim hayatınızda sadece ve sadece kendinizi geliştirmeniz gerektiği alanları yoğun bir şekilde düşünürseniz eğitimde de çok başarılı olacaksınız. Aynı zamanda uyumlu iletişimler kurmaya özen gösterin. Şimdi herkes onu anlamak zorunda. Boğanın öyle bir endamı vardır. Ya ben kendimi anlatamıyor muyum? Haftanın spotu. Seni anlamayan e, ya psikolojik probleme sahiptir ya akıl hastasıdır. O yüzden onları kendi haline bırak. Evet ama işte bazen bırakılmıyor ya Nur abi. Boğanın halini ben sana anlatayım mı bir boğa olarak? Evet. Nasıl böyle biliyor musun? Yorgun. Affetsem, affetsem bitmeyecek kırgınlıklarım. Uyusam geçmeyecek yorgunluklarım, yorgunluklarım var. var. O kadar bak. Ayağımın altına taş olamayacak insanları başıma tac edince... Hı hı. ...başımızın üzerine çıkıyorlar yani. O yüzden boğa... ...seni anlıyorum ne kadar sürecek daha bu? Bir Ki boğa e, olarak söylüyorum. Yani bir 15 gün Devam. sabır. Bir 15 gün sabır. Şimdi bak... ...neşelisin, hı hı. güler yüzlüsün. Neşeliyim ve güler yüzlüyüm ve gerçekten başıma ne gelirse gelsin seni gibi mutlu bir kadınım. Tabii. Çünkü şükür en büyük zenginlik. Tabii canım. Ama şimdi şöyle kalbimin kapağını açsam içerideki yaraları sana anlatamam. Ama olsun yaşanması gerekiyordu, yaşandı. O yüzden güçlü kahkahaların altında derin hüzünler vardır. Bunu unutmayın. Şükrünüze şükür katın. Evet. Bu arada e, sevgili ikizler bütün ikizleri sevgiyle kucaklıyorum. Çok sevdiğim arkadaşım, ee, dur, iki, sonra söyleyeceğim bunu. E, keşke fotoğrafını da verecektim. Nilüferci'mi dünya evine e, uğurladık diyeyim. Ay Allah'ım e, Nilüfer etsin. Batur. E, bulabilir misiniz Hüseyin? Vallahi girsene de dünya güzeli bir gelin oldu sevgili Nilüferci'm, meslektaşımız, çok da sevdiğim arkadaşımdır. Ay bulursak gösterelim. Tüh ben yayından önce niye vermedim fotoğrafımı size. Neyse Aydacığım sen kesin bulursun. Ee, Nilüfer ve Cumhur'a burada mutluluklar diliyorum. Allah Bir ömür boyu aşkla, etsin. huzurla, mutlulukla gerçekten birbirine çok yakışan bir çift oldu. Ve Nilüfer'cim harika bir gelin oldun. Nice nice senelerin olsun inşallah. Amin. Aşkla, huzurla ve mutlulukla. O da ikizler burcunda. Sevgili ikizler bu hafta ne kadar da güzelsin ne kadar da asilsin ne çok, kadar da parlaksın. Çok. Bu hafta ne kadar da şanslısın. Şimdi e, yeni ayın enerjisi aynı zamanda gezegenlerin kombinasyonu yükselen ikizleri ve güneş ikizleri bir yerde uyarıyor. Hayat amacınızı gerçekleştirmeniz için uygun zamanlardasınız bu hafta. Süper. Bazı olayları kabullenmeniz yeni kapılar açabilir size. Size yardımcı olacak bir kişi geleceğinizin de değişmesini belki birka, birkaç kişi yardımını alacağınız kişiler sayesinde geleceğinize katacağınız yenilikler içsel dünyanızda daha zenginleşip derinleşmenize etki edecek ve neden olacak. Özellikle akrep burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sağlığınıza ve ee, evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığına dikkat etmeniz konusunda uyarıyor. Aynı zamanda Venüs'ün Merkür'le olumlu kombinasyonu aşk hayatınızda mutluluk verici gelişmelere açıksınız. Neptün'ün Güneş ve Mars'la yine kombinasyonu kariyer, haya, kariyer hayatınızda hayalini kurduğunuz teklifleri alacaksınız. Bir ikizler bireyi olarak içinde bulunduğunuz, sorumlusu olduğunuz, işleriniz, planlarınız ve kararlarınızda öyle hızlı adımlar atarak ilerleme, yükselme ve büyüme yaşayacaksınız ki kendiniz bile elde edeceğiniz başarının sonucunda bu kadarını beklemiyordum diyebilirsiniz. Motivasyonunuzun çok artacağı, yaşam enerjinizin çok yükseleceği, kendi içsel dünyanızda kendinize her konuda ciddi anlamda geliştireceksiniz. De, daha donanımlı olmak istiyorum diyeceksiniz. Hem iş hayatınızla ilgili muazzam bir donanım kazanacaklar. Hem kariyer yaşamlarında terfi almak, yükselmek, maddi, manevi anlamda hak ettiğiniz değeri görmek, hak ettiğiniz ilgiyi görmek, başarınıza başarı katmanıza olumlu yönde etki edip neden olurken... Ben hayattan istediğim her şeyi bir ikizler kadını olarak ya da bir ikizler erkeği olarak bu hafta şanslı olduğumu görüyorum ve hissediyorum. Enerjisine girmiş olabilirsiniz şu anda. Belki birçoğunuz sabah uyandığınızda, yatağınızdan kalktığınızda hafta sonu size gerilim yaşatmış olan kişilere ufak tefek sinirleriniz sürüyor olabilir. Ama aman canım artık hiç kimseyi kafaya takmayacağım. Hiç kimseyle uğraşmayacağım. Sadece kendime yatırım yapacağım. Maddi olarak yatırımlar yapmayı planlayacaksınız. Güzelliğinize güzellik katacaksınız. Kariyerinize kariyer katacağınız çok önemli bir haftadasınız. Aynı zamanda e, kronik kıskanç bazı arkadaşlarınızı. Kronik, kronik o bir hastalıktır. E, evini kıskanır, arabasını kıskanır, ilişkisini kıskanır. Anneliğini kıskanır erkekse babalığını kıskanır Yılan sular. Yani onlara ben kronik diyorum, hasta diyorum bunlara. O kıskanç arkadaşlarınızın karanlık yüzlerini de görebilirsiniz. En büyük tepki ne biliyor musunuz? O insanları gözünüzde büyütmemek. Hiç yanlış olan bir insanı siz doğru olarak düzeltemezsiniz. O yüzden doğru. görmeyin, duymayın ve önemsemeyin. Yani Arkadaşım senin de mutlu olmanı istiyorum. Ben bir ikizler kadınıyım ya da ben bir ikizler erkeğim. Şu 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 özelliklerinden vazgeç dediğinde e, hayatını alt üst edebilir. Doğru yolu bulamayan birine sen bir ikizler burcu olarak... ...bu hafta doğru yolu bulması konusunda kimseyle ilgilenip uğraşmak. Bak çok şanslı bir haftadasın ama başkalarının hayatını yaşama şekline karışarak kendinin hayat enerjinin bozulmasına neden olursun. Her şey şahane bir şekilde yolunda gittiği bu haftada ne istediğinin bilincindesin, farkındasın. Yaşam enerjin yükselmiş. Eğitim konusunda çok şanslısın. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsin. Eğitimini dondurduysan yeniden başlama kararı alabilirsin. Okuyan bir öğrenciysen o kadar güzel bir eğitim sürecindesin ki daha önce öğrenmekte zorluk çektiğin birçok konuyu ve olayı tek 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 öğreneceksin. Ve aynı zamanda iş ve kariyer hayatında kendine ait bir iş yapan ikizler burcu kadını ya da erkeğiysen daha çok ön plana çıkabilirsin. Daha çok tanınabilirsin. Saygınlığın da artabilir. Haftanın spotu. Değişmeyen insanları değiştirmeye çalışma. Evet bir laf var ya doğru insan hani doğru ok yanlış menzil almaz. almaz. Doğru zaten gider menzilini bulur. bulur. O eğriyse o da belasını bulsun. Aynen Senden öyle. Senden de uzak olsun. Ama ikizler hep diyordun evleneceksiniz, evleneceksiniz, dünya mi? evine giriyorsunuz. İşte sevgili arkadaşımız, meslektaşımız, çok kıymetli dostum, sevgili Nilüfer dünya evine girdi. Allah mesut bahtiyari. geceleri geçerlerin başına. Amin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Su içiyorum bunun üstüne. <laughs> Niye? Hadi yani <gülüyor> <gülüyor> bana laf soktun şu anda Bana laf sokmadın Laf soktun Kendim bana Kendim için soktun, laf e soktun. Ben de bekar Bir kadınım. reklama gidip geliyorum <laughs> Efendim 12 Burcu yorumlamaya devam ediyoruz Çok kısa bir reklam arası ve ardından eminim çaylar kahveler tazelendi Siz bir yandan ekran başında çayınızı kahvenizi yudumlarken Ya da iş yerinde patrondan gizli gizli bizi izlerken Öyle çok takipçimiz var <laughs> çok. ki yazmışlar bana şimdi reklam arasında Kimseye çaktırmadan kulağımızda kulaklığımız gizli gizli sizi izliyoruz diye. Çalışanlara da selam olsun. Selam olsun. Ee, 12 Burcu yorumlamaya devam ediyoruz. Bu haftanın e, en paralılar kısmında vardı onlar sevgili yengeçler. Paraya çok ihtiyacım var. Nerede bu para diyenler varsa buyurunuz efendim. Paranın sizi bulacağı hafta geldi. Evet bu hafta duygusallıklarının çok artmasıyla... Olayları yanlış değerlendirerek yanılgıya sebep olabilirler. Bu nedenle lütfen e, yanılgı durumunu göz ardı etmeden düzgün düzgün konuşmaya özen gösterin. İkili Özetle ilişkilerde. ne diyorsun bu hafta? Şimdi terk edilmek istemiyorsan, Heh. canın yansın istemiyorsan, şimdi nerede ne yapıyor beni düşünüyor mu demek istemiyorsan susuyorsun yanılgıya. Neden olacak konuşmalar yapmıyorsun? Keyfinin kaçmaması için, huzurunun evet. bozulmaması için, kendinizi yalnız ve desteksiz kalmış hissedebilirsiniz. Gerçekçi olmanızı engelleyen durumlardan da uzak durmanız gerekiyor. Ya bunu başarabilirsiniz. Bir kere ya nasıl yapacağım? E, şu anda kalbim acıyor. Haksızlığa uğradım. Dediğinizi duyar gibiyim. Sakin. Ne kadar sakin olursanız. ...o kadar huzurlu olursunuz. Sevgili yengeçlerin ve yükselen yengeçlerin... ...Akrep Burcu'nda yeni ay gerçekleşmesiyle aşk hayatınızda... ...tartışmalara neden olacak durumları ortaya çıkarabilir. Çünkü bu yeni ay sırasında... E, ...Uranüs'ün karşıt açısı... ...özellikle ansızın, değişken ve dengesiz konuşmaları daha çok ikili ilişkilerinizde, iletişimlerinizde ve beraberliklerinizde yapabilirsiniz. Öfkeden, sinirden, gerilimden kendinizi cumartesi öğle saatine kadar uzak tutmaya özen gösterin. Bir de aynı zamanda aile içindeki ilişkilerinde aşırı derecede şüpheci yaklaşım ve tavırlar sergileyebilirler. Bu dikkat, durumda dikkat. Ee, aile içerisinde oluşabilecek kuzenlerinizle kardeşlerinizle dünden beri başlayan e, didişmeler, tartışmalar, gerilimler sizi mutsuz edebilir, huzursuz edebilir. O yüzden sizin bu hafta yakınlarınızın tav tavırlarında e, böyle dikte e, sizi dikte eder gibi size emir veriliyormuş gibi yaklaşımları görebilirsiniz. Belki de yanlış anlayabilirsiniz o yüzden ee, anlık da olsa herkesin huyunu suyunu olduğu gibi görüp kabul edin ve kendi sakinliğinizi kendi huzurunuzu bozmayın bir de hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir haftanın ikinci üçüncü ve dördüncü gününde bu da sizin keyfinizi kaçırabilir. Ne zaman üzülün? İnsanlar sizin dedikodunuzu yapmadığı zaman üzülün. Çünkü demek ki önemli bir şeyler yaşıyorsunuz ki bir yerde bir öneminiz var, bir ünvanınız var ki insanlar sizi konuşarak vakit geçiriyorlar. Yani benim şahsım adına e, hiç öyle bir vaktim yok başkaları hakkında konuş konuşma yapmak adına. E, çünkü sürekli meşgulüm. E, hiçbir meşgalesi olmayan insanlar başarılı insanların hakkında konuşur arkasından da konuşur, yüzüne de konuşur. O yüzden boş verin. Duyduğunuz hiçbir şeyin etkisinde ve o enerjide kalmamaya özen gösterin. Aynı zamanda e, ev ve aile hayatınızda ani gerilimler de oluşturmamaya özen gösterin. Eğitim hayatınızda sevgili yengeçler çok başarılı bir haftadasınız. Ama kendinizle iletişimde gererseniz. Eğitimde de geri planda bırakmak zorunda kalırsınız. O yüzden haftanın spotu. Çevremde ne olursa olsun benim havam hep yerinde olsun. Evet ve senden nefret eden insan varsa hiç unutma. Ya seni tehdit olarak görüyor. Evet. Ya kendinden nefret ediyor ya da senin gibi olmak istiyor. Bırak. Senden nefret etsin yani. O hep, onun problemi. E, herkesin aynasıyız. Evet. Hepimiz birbirimizin aynasıyız. Bazen birilerine çok özeniriz. Bazen birilerinin durumunu kıskanabiliriz. İnsanız. Nefis sahibiyiz. Yengeç de hiç nefret edilecek bir kadın değil yani söyleyeyim burada. Dünya tatlısı ee, yengeçler. Koruyan, kollayan, evet, doyuran, ya. besleyen, sofrası da açıktır, kalbi de açıktır. Yani özellikle yengeç buna dikkat etsin. Bu üç şeye çok dikkat et. Bil ki senden nefret eden biri varsa orada bir bir, bir durman lazım. Bu yani. arada çok acil olmayan sevgili yengeçler, ameliyatlarınız varsa bu hafta ertelemeyi sağlıklı bir haftadasınız ama ne olur bu hafta ertelemeye, ötelemeye özen gösterin. Ne kadar süreyle? Ya bir beş günlük bir süreç. Hmm. Yani örnek veriyorum bir estetik yaptırmak istiyor. Peki botoks vesaire onlar da buna Hepsine dahil. mi? Hepsinde dahil. Bir yapmasınlar. de yengeçler için. Mi? Yengeçler için Peki. yapmasınlar. Güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız yengeç... ...bir hafta daha bekliyorsunuz. Yeryüzünün liderleri. Evet. Bir topluluğa girdiği zaman... ...kendine baktıranlar. Dünya güzelleri, dünya yakışıklıları. Kimler? Tabii aslanlar. ki aslanlardan bahsediyorum. Herkes üzerine alınmasın. <gülüyor> 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 Ama aslanlar üzerine alınabilir. Yani gerçekten aslan kadınının... ...sabah işte... E, ...Deniz Akkaya ile karşılaştım. E, sevgili Deniz de... Aslan burcu ne kadar çok belli oluyor değil mi? Tabii Aslan burcu onların bir endamı dışı, zaten dünya var. Güzel, çok tatlı bir kadın hakikaten endamı var. Endamı yani. var. Yürüdüğü zaman böyle yer sallanıyor. Tabii enerjileri Aslanların, çok yüksek. Enerjileri öyle mesela Aslan erkekleri acayip karizmatik. Kadını yani bir topluluğa girdiği zaman böyle kendini arkasından böyle baktırır gidene kadar. Hoş geldiniz sevgili Aslanlar. Bu hafta nasılsınız? Her konuda Öğrenmeye heveslisiniz bu hafta. Evet. Buyurunuz bakalım. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Bu hafta kendinizi fazlasıyla mutlu, iyimser hissettiğiniz bir hafta. Bir zaman dilmindesiniz. Çevrenizdeki kişilerin, çevrenizdeki kişilere tepkili, onların tepkilerine karşı ılımlı yaklaşabilirsiniz. Ya Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her konuda öğrenmeye heveslisiniz. Bir kere çocukları aslan olan anne ve babalara müjdem var. Eğer evlatlarınızı bir sınava hazırlıyorsanız ya da sınavlar sürecine gireceklerse... ...öğrenme, algılama konusunda tüm zihinleriyle açık oldukları gibi başarılı olmaya inanılmaz istekli, istekleri olacakları bir haftadalar. Çok istekli olacaklar. Aynı zamanda bugün gerçekleşecek Akrep Burcu'ndaki yeni aile birlikte ailenize ve aile büyüklerinize karşı çok ılımlı, çok anlayışlı, çok sakin olmaya özen gösterin. Yani babanıza, efendim annenize ya da büyük babanıza, büyük annenize. Şimdi onlar siz kaç yaşına gelirseniz gelin, hep onların küçük çocuğusunuz. Dolayısıyla e, size küçük çocuk muamelesi yaparak yapacakları konuşmalara gerilmemeye, sinirlenmemeye lütfen özen gösterin. Her konuda ne istediğinizin farkında ve bilincinde bir hafta yaşamanızla birlikte büyüklere karşı sevgi dolu ve saygılı davranışları asla ihmal etmeyin. İş ve çalışma hayatınızda tüm gözlerin üzerinizde toplandığını fark edecek, görecek, bundan rahatsız olacaksınız. Asla korkmayın. Siz başarınıza başarı kattığınız bu dönemde tüm şanssızlıklarınızı da geride bıraktınız. O kadar şanslı bir dönemde ki aslanlar. Yapmak isteyip yapamadıklarını yapma konusunda çok şanslılar. Erteledikleri, öteledikleri her işlerini yeniden göz önünde bulundurarak muazzam derecede finansal anlamda da ilerleme elde edecekler. Almayı istediğiniz bir e, yatırım konusunda e, umutsuzluklara düştüyseniz hiç beklemediğiniz alanda karşınıza çıkacak kişiler sayesinde hayalmiş gibi gördüğünüz arabayı alabilirsiniz. Hayalmiş gibi düşündüğünüz Evi alabilirsiniz ve kendinize kariyer yolculuğunuzda ekonomik anlamda çok büyük başarıları katkıda bulunan destekleri de göreceksiniz. Ayrıca iş ve çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla yaşadığınız uyumsuzluklarınız varsa haftanın 3. ve dördüncü günüyle birlikte tüm gerilimler ve uyumsuz olan problemler ortadan kalkacak. Aynı zamanda finans alanlarınızda bereketinizin ve kazancınızın artmasıyla kazancınıza kazanç katabileceğiniz çok verimli bir haftadasınız. Efendim okul, eğitim, kişisel gelişim alanlarınızda ise son derece başarılı olmanızla birlikte iş hayatı olanlar çok dikkat çekici olurken öğrenci Aslanlar da kendilerini geliştirmek isteyen aslanlar da çok dikkat çekici başarılar elde edebilirler. İstekle isteksizlik arasında kalmamaya, bugün işlerini yarına bırakmamaya özen göstermeniz gerekiyor. İletişim ve aşkta da son derece yoğun duygulara sahipler. Bir ayrılığınız varsa birleşmeyle, barışmayla, kavuşmayla sonuçlanabilir haftanın spotu. Başarınız fark edilirken fark edilmekten rahatsız olmayın. Evet. Güzel bir hafta olsun sevgili Aslan. Yolun açık olsun. Enerjin bol olsun. Amin. Şimdi sırada kim var? Koşulsuz sevenler. Gerçekten sevdiğinin yüzündeki gülümsemeyi görmek için dağları delenler. Ama üç kağıtçılara hiç katlanamayan Başaklar var. <laughs> yani gerçekten bir başağın gönlünü almak istiyorsan dürüst ve doğru olacaksın. Değil mi? Kesinlikle. Dürüstlük, adillik yani adil olmak, adaletli olmak Başağın özüdür. Özüdür. Doğru. Özüdür. Dolayısıyla sevgili Başakların ve yükselen Başakların bu hafta üzüleceğiniz aile sorunlarınız olabilir. Duygusal kırıklıklar yaşamanız mümkün. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken önemli bir haftadasınız. Özellikle bir Başak burcu bireyi olarak sıhhatinizi ve sağlığınızı çok önemseyin. Asla beden sağlığınızı ihmal etmeyin. Neyle ilgili problem var? sistemleri sistemleriyle ilgili sorun ve problemler yaşayabilirler. Tansiyon düşmesi, tansiyon yükselmesi gibi sorunlara maruz kalabilirler. Ama eğer kendinizi ihmal etmez, sağlığınızı önemser, bazı şikayetleriniz varsa bir hekime giderek destek ve yardım alarak olası bütün sorunları da ortadan kaldırabilirsiniz sevgili başaklar yükselen başaklar akrep burcunda yeni ayın gerçekleşmesiyle yakın çevrenizle kardeşlerinizle tar <laughs> tüm tartışma oluşturabilecek olaylardan uzak durmaya özen göstersinler. Venüs'ün Merkür'le olumlu üçgen açısı kişisel finansınızda Kazancınızı yükseltmek için istekli ve hevesli olabilirsiniz ama neptün güneş ve marsın kavuşumu da evlilik ve ilişkilerinizde biraz dediğim dedik tavırları davranışları yapmamanız gerektiği konusunda uyarmakta sizi. İnatçılar mı bu hafta? Yani başak sabittir zaten kafaya taktığı vakitte konu ve mevzu etmez. Şimdi bir kova gibi, bir ikizler gibi, efendim bir terazi gibi konuşarak sonuca yol almaz. Susar, sakince kurallarıyla istediği sonuca varır. Dolayısıyla benim başakları önerim. Şimdi üzüleceğiniz aile sorunlarınız olabilir. Örneğin kardeşlerinize, kuzenlerinize, aile büyüklerinize fevri tavır ve Davranışlar göstererek onları üzebilir. İlişkilerinizin dağılmasına, bozulmasına neden olabilirsiniz. Ve bugün yaptığınız e, tavır ve davranışlardan yarın üzülebilirsiniz. Yarın kendinizi çok yorgun ve bezgin hissedebilirsiniz. O yüzden pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma tüm gün boyunca mümkün olduğunca yakınlarınızla ilişkilerinizi her zamankinden daha fazla önemsemeye onları değerli gördüğünüzü hissedip hissettirmeye özen gösterin ve kendinizle ilgili sağlığınızı asla ihmal etmeyin. Aşk, evlilik ve ikili ilişkilerinizde dediğim dedik tavır ve davranışınız yapmaktan kaçının. Evet, ee, ben inatçı değilim. Ben sabit fikirliyim. Ben sabit fikirliyim. Ben prensipliyim diye olabilirsiniz. Ama bazen fazla kurallı, fazla prensipli olmak da inatçılık gibi görüntü verebilir. Bu da e, hayatınızdaki kişiler tarafından negatif görülüp karşılanıp iletişimlerinizin bozulmasına, ilişkilerinizin dağılmasına neden olabilir? E, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır Doğru. derdi atalarımız. O yüzden bu hafta hem partner partnerinize, hem ailenize, hem yakın çevrenize karşı tatlı dille olmaya, sakin tavır ve davranışlar içerisinde bulunmaya, özen gösterdiğinizde olabilecek bütün zorlukların, problemlerin ve sorunların olmadan ortadan. ...kalkmasına ve yok olmasına... ...siz neden olabilirsiniz. Ve e, aşk hayatınızda... ...henüz adını koyamadığınız... ...ama flörtleştiğiniz, görüştüğünüz... ...birileri varsa büyük aşklara başlayabilir. Hatta bu birdenbire başlayacak olan aşklarla... ...bir gelecek, bir hayat kurma kararı alabilirsiniz. Ayrıca kalbi boş olan bir başaksanız... Bu dönem tanışıcı, katılacağınız ortamlarda tanışacağınız bazı yeni insanlar olabilir. Arkadaşlıklara başlayıp bir ilişkinin temeli zaten arkadaşlıkla başlıyorsa şahane ilişki olur. O ilişki şahane evliliğe varır. Dolayısıyla partner seçiminizde arkadaşlıkla başlayan ilişkiler muhteşem evliliklere doğru ilerleyebilir. Haftanın spotu. Eğitimi hafta boyunca önemseyin lütfen. Evet sevgili Başaklar haftanız güzel geçsin şansınız bol olsun. Sırada ne var sevgili teraziler? Aşk çoğu zaman onlar için bir tesadüf ve çoğu zaman bir şans. Ama gerçekten aşık olacağı insan bulduklarında canı yansa dahi ilişkiye devam eder. Aşka aşık teraziler ekran başındaysa. Sevmeyi sever. Sevmeyi sever. Sevmeyi sever. Şey var ya hani e, teraziye soruyorlar ya hani. Yalnızlık güzel mi? Evet. Aşk ister misin? Evet. Eee işte ilişkiyi sürdürmek ister misin? Evet. Hani hem bir yandan ilişki sürdürmek isterler, hem bir yandan bekar olmak isterler. Evet. Özgür, özgür olmak isterler. Özgür olmak ister sevgili Terazi. Sevgili Terazi bu hafta bakalım hangi duygular senin için ağırlıkta. Bir görelim bakalım. Yeryüzünün en zarif ve en kibarları. Bu dönem Hı. ilginç rüyalar görebilirler. O. rüya günlüğü tutun, rüyalarınızı kimseye anlatmayın. Bu arada rüyalar konusunda çok özür dilerim. Size çok yakında çok büyük bir haberim var, sürprizim var. Onu Şahane. da söylemeden geçemeyeceğim. Çok yakında. Bu hafta iyi her akşam Bize no, teraziler mi yapacak bunu? Teraziler. Bu hafta her akşam dizi film gibi rüyalar görebilirler. Gerçekten mi? Gördüğünüz rüyalar, acaba bilinçaltı rüyası mı? rehberlik eden rüyalar mı? Meraka düşebilirsiniz. Şimdi birazcık da dolduruşa gelebileceğiniz bu haftada gökyüzü sizi uyarıyor. Diyor ki rüyalarını kimseye anlatma. Bir kağıt kalem al. Her sabah uyandığında e, rüyayı not al. Tarihini de at. Haftaya pazartesiye kadar göreceksin bilinçaltı rüyası gördün sana rehberlik eden Rüyalar mı gördün? Çünkü rüya nasıl yorumlanırsa öyle çıkar biliyor musun? Kesinlikle. Dolayısıyla e, diyelim ki kabus rüya gördünüz. Bir yakınınıza anlattınız. Ben hiç sevmem örneğin rüyalarımı başka birilerine yorumlatmayı. E, bu da nasıl oldu? Hemen özetle söyleyeceğim. Diğerlerini tamamlayacağım. Rüyamda bütün dişlerim dökülmüştü. Ee, ...şey dedi... ...bir yakınım... ...aa dedi cenaze çıkacak dedi... Tabii, tabii. ...arkasından babamı kaybettim örneğin... ...o gün karar aldım... ...ben artık rüyalarımı kimseye anlatmayacağım diye... ...siz de bu hafta dolduruşa gelebilir... ...gördüğünüz bütün rüyaların... ...etkisinde kalabilirsiniz... ...şimdi bu hafta... ...hayaller ile gerçekleri... ...karıştırabileceğiniz zamanlar... ...çok fazla olabilir... ...aman dikkat diyorum... Vicdanınızın sesini dinleyin ve ona göre karar verin. Ee, birileriyle çalışırken, birileriyle iletişim kurarken, birileriyle ilişki kurarken ve yaşarken, tabii ki ben birileri sizden yardım istiyor ama e, bu hafta öyle bir hafta ki kime yardımcı oluyorsun? Bir terazi burcu bireyi olarak karşındaki insan o yardıma hak ediyor mu, layık mı? düzgün bir insan mı? O yüzden bu hafta sizden yardım isteyen insanlara ezbere yardımcı olmak yerine araştırmacı olarak yardımcı olun. Ve vicdanınızın sesine kulak verin. Yine merhametli, yine vicdanlı olun ama ezbere kimseye destek olmayın. Ezbere gelişi güzel kimseye yardımcı olmayın. Bugün saat 12.27'de Akrep burcunda yeni ay doğuyor. Sizi nasıl etkiliyor? Kişisel finansınızda risk almanız konusunda etkiliyor. Örneğin, borç para verecekseniz dikkat edin. Birilerine kefil olacaksanız dikkat edin. Birilerine şahitlik yapacaksanız dikkat edin. Riske girebileceğiniz olaylar çok yüksek. Aynı zamanda Venüs'ün Merkür'le olumlu kombinasyonu hayatınızın genelinde aşk ve ilişkiler konusunda mutlu olmayı hak ettiğinizi, mutlu etmeyi sevdiğinizi hissettirerek yaşamaya lütfen özen gösterin. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda programlı ve planlı olmaya özen gösterin eğitim hayatınızda öğrenmeye çok açık ve çok şanslı bir süreçtesiniz. Ne istediğinizin farkında ve bilincindesiniz eğitimle ilgili. Aynı zamanda belki şu an eğitim hayatınızda başka bir alana geçiş yapıp yapmama arasında da kararsızlık yaşıyorsanız net kolay karar alıp vereceksiniz. Haftanın spotu. Öğrenmeye zihninizi ve kalbinizi açın. Hadi bakalım. Güzel bilgiler gelsin bugün size. Gerçekten İnşallah. Gerçekten doğru kararlar verebileceğiniz iyi insanlar çıksın karşınıza. Şimdi sevgili Akrep, senin en çok hangi huyunu seviyorum biliyor musun? Akrep'in şöyle bir huyu yok mu? Arkama bakmıyorum. ileride iyi insanlar var. <laughs> yani Akrep tamam belki... Geçmişle hani, hiç yaşamaz. Hiç yaşamaz. Hiç. Ama tabii hiç unutmaz ha Akrep'in bir tane defteri vardır böyle. Kara kaplı, kara kaplı <laughs> defter onun bilinç altındadır. Küsmem der küser, <laughs> kızmam der kızar. Ya ama akrep nasıl bir burç biliyor musun? Bak sınırsız aşkta da, arkadaşlıkta da verici bir burçtur. Tabii. Akrebe bir iyilik yap, o ahdi vefa onun için çok önemlidir. Aynen. Ama bir kötülük yap, ben şu benzetmeyle yapıyorum. Yandım. Ha bir akrebe kötülük yapmışsın... <laughs> Elini ıslatıp parmağını prize sokmuşsun. O Bittin kadar. sen. O intikamı evren senden alır. Onun <laughs> almasına bile gerek yok. Bir akrep yok. de alır. <laughs> Ama akrebin gerçekten genelde öyle yani çok güzel bir huyu var. Arkama bakmıyorum ileride güzel insanlar var. Sevgili akrep arkana bakmadığım bu dönemde ilerisi için seni neler bekliyor? Önce bu haftaya bakalım. Bakalım aşkta işte sağlıkta gezegenler sana neler fısıldıyor bir görelim. Bu hafta ne istediklerini, her konuda netleşte, netleştirecekleri önemli bir hafta yaşayacaklar. Süper. Netlik kazanacak her şeyleri. Sevmediğiniz huylarınızı değiştirmenin zamanı geldi. Bunu anlayacaksınız. İçgüdüleriniz ve hislerinizi kontrol altına alın. Şimdi başkaları hakkında negatif, pozitif birçok şeyi hissedebilirsiniz. Ama bazen bazı insanlar gerçekleri duymaya hazır değildir. Ve incilir bu insanlar. Özellikle siz sevgili akrepleri hafta boyunca iki konuda uyarmak istiyorum. Hayatınızda değer verdiğiniz dostlarınızın, arkadaşlarınızın ilişkilerini istemeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Önemli görmeyebilirsiniz ama o kişi Partnerini önemli ve değerli görüyor olabilir. Doğru. Kıymetli görüyor olabilir. Sen bir akrep olarak onun mutlu olmasını istediğin için onu uyarırken arkadaşından olabilirsin. Bırak arkadaşın partnerinin doğru ya da yanlış olduğunu kendi görsün. Sen ona bunu göstermeye çalışma. Ee, çalışırsan dostundan olursun, arkadaşından doğru. olursun. Ki zaten öğlen saat şimdi artık çok az kaldı. 12.30'a doğru sizin burcunuzda muhteşem bir yeni ay gerçekleşiyor ve yeni ay ile birlikte risk içeren durumlardan, tartışmalardan uzak durmanızın önemli ve özel olduğunu hissedip hatırlamanız gerekiyor. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda uzun süredir Ayı, zaman ayıramadığınız hobilerinizle ilgilenmeye bu hafta özen gösterin hatta bu hafta öyle bir hafta ki sizin için e, içgüdüleriniz planlarınız e, düşünceleriniz planladığınız ve düşündüğünüz gibi gelişecek ve gerçekleşecek başkalarının aşk ve evlilik hayatına karışmıyorsunuz başkalarının iş ve kariyer hayatıyla asla ilgilenmiyorsunuz Mümkünse kendi ilişkinizde, mümkünse kendi beraberliğinizde de daha yapıcı olarak, daha iletişimci olarak ilişkilerinizi yaşayıp sürdürmeye, yersiz kıskançlıklar yapmamaya ve anlık eleştiriler yapmaktan kaçınmaya özen gösterdiklerinde çok huzurlu, çok mutlu bir hafta yaşayıp geçirmeleri çok mümkün. Aynı zamanda e, risk içeren durumlar, başkalarının işine karışmakla birlikte hiç bilmediğiniz, ilginizin olmadığı işlerden teklifler alabilirsiniz. Bilmediğiniz işlere, bilmediğiniz insanlarla çıktığınızda kandırılma ve dolandırılmalara açıksınız. O yüzden 15 gün boyunca eğer bir iş kurmak istiyorsanız bir teklif alırsanız o iş sizin mizacınıza uygun mu? O iş yapmak size başarı getirebilir mi? Siz bu işle başarılı olabilir misiniz ya da çabuk sıkılıp bıkabilir misiniz? Kendinize hep soru sorun. Kendi içsel dünyanızda yapmayı planladığınız ya da yaptığınız işleri bile sorgulamaya özen gösterin. Kendinizi sorguladığınız zaman doğruyu yanlışı kendi içinizde net bir şekilde bulurken olası bütün hata yapma riskini de hayatınızın dışında bırakıyorsunuz. Dolayısıyla sevgili akrepler çalıştığınız işte de kendinizi kabul ettirmekle ilgili bir problem yaşıyorsanız ya da öğrenci bir akrepsiniz. Eğitim aldığınız okulda daha dikkat çekici olmak istiyorsunuz. Daha kendinizi kabul ettirmenin ...düşüncesindesiniz... ...ya da bunun çabası içindesiniz. Hiç korkmayın. Haftanın üçüncü ve dördüncü günü... ...çalışanlar iş hayatınızda... ...bulunduğunuz ortamda... ...kendinizi gösterme konusunda... ...çok şanslı olacaksınız. Öğrenciler eğitim çevrelerinde... ...ve okullarında fark edilir olup... ...kendilerini gösterebilecekler. Aynı zamanda... E, ...birazcık... ...hüzün, düşünce... ...hususunda ve konusunda... Ee, yorulan arkadaşları da var etraflarında. Aynı zamanda terazilere söylediğim gibi onların da bu yeni aile birlikte rüya görme olasılığı çok yüksek. Hı hı. Bu gece itibariyle Cuma gecesi de dahil olmak üzere Cumartesiye kadar gördüğünüz rüyalarda aldığınız mesajları önemseyin, not alın. Yani teraziler ve sizler çok haberci rüyalar göreceksiniz. Ve aynı zamanda alacağınız haberlerle de hayatınıza yeni yön verebilirsiniz. Değişimler yapabilirsiniz. İlerleme ve başarılı olma konusunda büyük yükselişe doğru ilerliyorlar. Süper. Haftanın spotu. Kendinle ilgilen, kimsenin hiçbir işine karışma. Ve hemen yaylara geçelim. Duygusal derinlikten çıkıp daha da neşeli olacağınız bir haftaya adım atmışsınız sevgili yay. Yani nihayet ve nihayet gerçek enerjini ortaya koyacağın bir haftadasın. Ama dikkat etmen gerekenler var. Bir görelim mi tek tek? Maddi, Maddi konular. konularda çok temkinli olmaları gerekiyor. Neden? Ee, fazla para harcayabilirler. Fazla derdiler de Evet, hepimize gelsin yakışır. Gelsin de harcay, inşallah. Bol bol gelsin, bol bol harcayalım inşallah. Şimdi sevgili yaylar, yükselen yaylar. Akrep burcunda bugün 12.30'a doğru gerçekleşecek olan yeni ay gizli saklı, aldatma, dolandırılma gibi konuların gündeminize gelmesine neden olabilir. Hiç bilmediğiniz hiç duymadığınız bazı karanlık yüzlü insanların karanlık yüzlerini görebilirsiniz. Ama bunlar e, sizi bağlamıyor. Başkalarının başına gelen konuları, problemleri kendi konunuz gibi yaşamamaya özen gösterin. Aynı zamanda e, arkadaşlarınızın netleşmesiyle mutlu olacaksınız. Ev yuva alanlarınızda hiç olmadığınız kadar uyumlu ve mutlu olmak isteyeceksiniz. Ayrıca hedeflerinizi gözden geçirme ve yeni projelere başlama zamanındasınız. İletim iletişim becerilerinizi arttıracak, arkadaş çevrenizle keyifli anlar geçireceksiniz. İş ve kariyer odaklı olurken yeni fırsatlar doğabilir e, ve karar verdiğinizde hızlı ilerleme elde edebilirsiniz. Çok para harcamaya hevesli olabilirsiniz. Bu da daha sonra pişman olmanıza neden olabilir. Haftanın üçüncü, dördüncü günüyle birlikte yeni yerler keşfetmek, yeni bilgiler elde edilmek için harika fırsatlar elde edebilirsiniz. İlişkilerinizde keyifli zamanlar yaşayıp geçirme konusunda kendinizi şanslı hissedeceksiniz iş kariyerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir hedeflerinize hızlı bir şekilde daha da fazla yaklaştığınızı görebilirsiniz aynı zamanda eee tek onları şey üzebilir ne? bu yeni aile birlikte e, aldatıldığını öğrenebilir kandırıldığını öğrenebilir kalbi yanabilir eee Belki dün bile öğrenmiş olabilirsin bir yay burcuysan eğer. E, kandırıldığını, aldatıldığını duyabilirsin, öğrenebilirsin. Bu durumu hazmedemeyebilirsin. Bu durumu hazmetmekte zorluk çekebilirsin. Hayat bir kadından da ibaret değil. Hayat bir adamdan da ibaret değil. Ey güzel değerli yayım, kandırıldığını ve aldatıldığını duyar da görürsen... Aldatan kadının da bahanesi yok. Aldatan adamın da bahanesi yok. Ee, bir de derler ya bir sor neden yaptın? Neden mi yaptın? O senin kendi karakterinden dolayı yaptın. Hiçbir bahaneye inanmayın. Kandırıldıysanız bir erkek olarak o kadınla yolunuzu ayırın. Kandırılmış bir kadınsanız bir erkek tarafından o adamla yolunuzu ayırın. Tabii ki. Bazı sebepler olabiliyor. Ayakları üzerinde duramayan kadınlarımız. E, vallahi hayat e, bir adamdan ibaret değil. Allah e, öyle bir sarılıyor ki mazlum kuluna. Sizi kimseye muhtaç bırakmıyor. Eğer bir yay olarak kandırıldığını ve aldatıldığını öğrenir duyarsan... ...hayatım altüst oldu diye ağlama. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını ne güzel demiş Şems Tebriz. O yüzden hayatım bitti, hayatım alt üst oldu diye ağlama. Zamana bırak. Her yara bir gün kapanıyor. Kimisi çok zor kapanıyor, kimisi çok kolay kapanıyor. Ama şunu da unutma. Aldatanlar mutlaka bir gün aldatılıyor. Vurduğu yerden vuruluyor. O yüzden ben e, Yaya bu yorumu yaparken çok üzülüyorum. Geçecek, atlatacak. Eğitim, öğrenme konusunda bol bol kitap okuyun. Kendinize her konuda geliştirmeye özen gösterin. Sağlıklılar ama ağrıları olursa vücutlarında hafife almasınlar. Evet. İhmal etmesinler. Haftanın spotu. Her acı bir gün geçiyor. Sakin ol, dengede kal. Ne kadar sürecek bu yayın 15 gün sürecek. Aldatılma riski. Evet. Yani bak belki şu an yok, önceden olmuş şimdi önüne gelecek. Ee, öncesi mi öncesi yok. Aldatanı tutmayacaksınız hayatınızda. Esra İzmeci ne güzel anlatıyor. Bizim kanalımızda program yapıyor, sana da çok güzel hep konuk olmuştu. Sevgili Esra İzmirç, e evet. E şahane söylüyor. Tutmayacaksın hayatında diyor. Aldatan adamı da kadını da tutmayacaksın. Göndereceksin. He? Göndereceksin. Yolla gitsin. Bazen yollanmıyor işte. İşte e ayakları üzerinde duramayan kadınlarımız var. Yo sadece ayak üzerine durmakla ilgili bir şey değil. O gönlün geçmiyor. Göndermek istemiyorsun. İlişkiden gitmek istemiyorsun. Aslında o ne biliyor musun? Evindeki bardağa alışıyorsun, paspasa alışıyorsun, ee, o atmosferi alışıyorsun. Bak her şeyin başı bir niyet, bitti dediğin anda bitiyor. Burada bitti mi? İnşallah, inşallah öyle. Allah zorunuzu kolaylaştırsın yüzleşmelerinizde. Amin. Sırada hangi burç var? Benim için oğlak kadını şöyle... Hani güzeller akıllı olmaz diye bir tez vardır ya böyle Aa. böyle söylenir mesela. Oğlak burcu tamamıyla bu tezi çürüten bir burç. Çünkü niye? Ya kadını hem güzel hem de çok akıllı oğlan. <laughs> çok nerede bonunumlu. bir o ay nerede bir oğlak erkeği görsem ve oğlak kadını görsem zekasının parlaklığıyla bizi büyülüyor. Sevgili oğlak bu zekanın parlaklığı seni nereye götürecek bu hafta? Gezegenler senin için ne söylüyor? Dünya güzeli oğlak kadınları. Güzelliğiniz kadar da bu hafta şanslı olacak mısınız? Bir görelim bakalım. Gezegenler ne söylüyor? Evet. Çok iyi. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu Akrep Burcu'nda doğacak olan yeni ay şu uyarıları veriyor size. Kendinizi kabul ettirecek güç elinize geçecek. Bulunduğunuz ortamda gümbür gümbür dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizde bazı anlaşmazlıkları tatlılıkla çözebilirsiniz. Buna sadece o şansı, o fırsatı siz verebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak burcu olanlar, ay burcu oğlak burcu olanlar, akrep burcunda yeni ayın gerçekleşmesiyle sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla Tartışmalardan uzak durmaya özen gösterin. Biraz böyle dürtüsel e, tepkisel, fevri davranışlarınız ön planda olabilir. O yüzden e, dinleyici olun. Ani e, söz bölmeyin, ani konuşmalar yapmayın. Fevri e, tavır ve davranışlardan kaçınmaya özen göstermeniz gereken çok önemli bir haftadasınız. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde iş hayatınızda projelerinizde hızlı ilerleyebilir, yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme yeteneğiniz kendinizi çok iyi ifade etme yeteneğiniz sayesinde anlatmak istediğiniz planlarınızı, projelerinizi ve işlerinizi çok kolay bir şekilde anlatacak, paylaşacak ...kabul görecek projelerinizle çok başarılı yol alacaksınız. İnşallah. Ayrıca ilişkilerinizde daha açık ve dürüst iletişim kurmaya... ...önem verdiğiniz bir süreçtesiniz ki zaten oğlaklar çok şanslı bir haftadalar. Çok iyi işler yapacaklar, çok iyi paralar kazanacaklar. Oh sefanız olsun. Fark edilme, dikkat çekme, ön planda olma kendini dinlettirme bir yıldız edasıyla bir hafta yaşayacak. Oh, düşman çatlasın Kesinlikle. Inşallah. Aynı zamanda aceleci davranmak yerine dikkatlice planlar yapmak yaşamlarındaki en büyük strateji olacak bu hafta. Yani hiçbir şey için acelem yok. Dolayısıyla siz Oğlaklarla çalışanlar, siz Oğlaklarla aynı ortam içerisinde olanlar sizin ağır ağır hareket edişinizden gerilebilirler. Yani sizin sakin, planlı, programlı tavırlarınız karşınızdakilerin kalbini mi çatlatır, göbeğini mi çatlatır bilemem. Ama siz bu tutumdan hiç vazgeçmeyin. Çünkü zirve başarı yaşayacaksınız. Sağlık konularına gelince fiziksel aktiviteler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını... ...gözden geçirmeye ihtiyaç duyacaklar. Yani belki biri oğlak kadını... bir oğlak erkeği eğer... ...bu hafta bir check-up yapmaya... E, ...yaptırmayı planlamış olabilirsiniz. Biraz kilo aldıysanız... ...bunu vermek için daha sağlıklı beslenebilirsiniz. Yeni bir egzersiz programına dahil olabilirsiniz. Sporu bıraktıysanız... ...spora başlama kararı alabilirsiniz. Oh, Aynı güzel. zamanda... Ee, o kadar şanslı bir hafta var ki hedeflerine yönelik her işinde yeni bir plan, yeni bir strateji planlayacak. Mükemmel. Eğitim ve okul hayatlarıyla ilgili çok şanslı olduklarını söyleyebilirim. Aynı zamanda e, çözemediğiniz eğitimle, okulla, eğitim hayatınızla bağlantılı sorunlarınız ve problemleriniz varsa. O sorun ve problemleri de bu hafta çözümleyerek netleştirerek çok mutlu ve çok huzurlu olacaksınız. Ayrıca ruh halinizi hep daha iyi bir hale getirmek, hep iyi ilişkiler içerisinde olmak duygusal anlamda e, evli bir Oğlak burcuysanız eşinize daha da yakın davranacak. Onu önemsediğinizi, onu sevdiğinizi Dokunarak, dokunsal tavırlarınızla hissettireceksiniz. Yani oğlanın spotu seviyor ve seviliyorum bu hafta. Ne güzel bir şey sevgi. İnsanı sevmek çok güzel bir şey. İnşallah hep o sevecekleri yüzden, insanlar hayatlarında amin. olsun. Sevginize layık, sevginizi hak eden insanlarla kalbiniz boşsa Allah bir an önce bir araya getirsin. Evet. Sırada ne var? Basit şeylerle uğraşmayı sevmezler. Basit şeylere vakit ayırmayı sevmezler. Ama bir ki bir kova sana vakit ayırıyorsa seni seviyor demektir. Kesinlikle. Değil mi? Sevgili kova, onun için değerlisin. Onun için farklısın. Unutma. Bir kova hayatındaysa ve sana vakit ayırıyorsa onun için çok kıymetlisin. Bakalım sevgili kovalar bu haftaya nasıl giriyorlar? Güzel bir haftadalar. Mükemmel. mükemmel. Çok güzel bir haftadalar. Hepsi beş yıldız. Ee, şimdi bu hafta duygularınızda doğru kararlar alabilirsiniz. Çevreniz tarafından takdir edilebilirsiniz. Yeni ve eğlenceli kişilerle tanışabilirsiniz. Süper. Hem arkadaşlık hem sosyallik hem aşk konusunda eğleneceğiniz kadınları, eğleneceğiniz adamları... Tanıyabilir, Hayatınıza dahil edebilirsiniz bu hafta. Özellikle sevgili kovalar, yükselen kovalar. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu, e, öğle saati artık tamam gerçekleşti yeni ay. 12-27'deydi. Biraz sonra ritüelimiz gelecek ben, o tabi zaman. Tabii vereceğim kesinlikle. Özellikle Akrep Burcu'nda gerçekleşmiş olan yeni ay e, kariyer hayatınızda, Tartışmalardan uzak durmaya özen gösterin. Öyle zirve başarı yaşayacaksınız ki bu yaşayacağınız zirve başarı sizin çok fazla kıskanılmanıza etki edebilir ve neden olabilir. E, o yüzden birileri durduk yere tartışma falan çıkarırsa size duymayın, oralı olmayın. Kova Burcu olarak bu dönem yenilikçiliğiniz, özgürlük arayışınız ve toplumsal duyarlılığınız öne çıkacak. Hangi alanda olursanız olun bağımsız olmak kova enerjisi aynı zamanda liderlik enerjisidir. İş hayatınızda yaratıcı projelerde yer almak ve teknolojik alanlarda kendinizi geliştirmek, yenilemek konusunda da sağlam adımlar atabilirsiniz. Duygusal olarak ilişkilerde özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı korumak çok önemli olacak hayatınızda bir kova burcu varsa bir kova kadınıyla bir kova kadınıyla birlikte olan bir beyseniz ya da bir kova erkeğiyle olan bir kadınsanız partnerinizi bu hafta oldukça özgür bırakın ona karşı iyi bir dinleyici olun onun fikirlerini önemsediğinizi ona hissettirin ama lütfen bunu yapıyormuş gibi yapmayın gerçekten fikirlerini önemsiyorsanız Önemsedi, ...önemsediğinizi hissettirin. Ama o mutlu olsun diye... ...önemsemediğiniz şeyleri... ...önemsemezken önemsiyormuş gibi... E, ...yaptığınızda... ...ilişkinizin enerjisine... ...samimiyetsizliği dahil edebilirsiniz. Bu da ilişkinizde... ...gereksiz gerilimlere... ...keyfiniz yerindeyken tartışmalara... ...neden olabilir? Aman olmasın diyorum. Genel olarak kova burcu... E, ...topluma kolektif yani genel anlamda topluma çok duyarlı bir burçtur. Yaptığı işte yaşadığı ortamda eğitim aldığı alanda hep kendinden bir şeyler aktarmak isteyecek bu hafta. Ve aktardığı her konu ve her durumla alakalı da ayrıcalıklı bir başarı ayrıcalıklı bir yükseliş yaşama olasılığı çok yüksek. Aynı zamanda eee Tartışmalardan çok uzak kalması gerekiyor. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız, aynı ortamı paylaştığınız, önemsediğiniz, değer verdiğiniz, ee, evet haset, kıskanç bazı arkadaşlarınız olabilir. Ve bir kova kadını da bir kova erkeği de gerçekten ee, insanların iş hayatıyla alakalı hiçbir zaman kıskançlık yapmazlar. Onlar başarıya layık olan kişileri daha çok destekler, daha çok katkıda bulunurlar. Ama iki tip kova var tabii ki. Kova stelyumu olanlar başka bir dünyada, normal kovalar başka bir dünyada. Özellikle hangi konuda mücadele veriyorsan eğitim hayatında, zorlanıyorsan ya da evladınız kova burcu bir anda... Yön değiştirme kararı almış olabilir, hukuka geçebilir. Hukuk okuyorsa mühendisliğe geçmek isteyebilir. Meslek değişimi yapabilir. Meslek değişimi. eğitim alanında değişim arayışı içerisinde olmalarıyla beraber kendilerini topluma daha faydalı, daha yararlı olmaya adayacakları çok önemli bir haftadalar. Ve aynı zamanda şunu da net söyleyebilirim. Eğitim hayatınızda bugüne kadar neyi hedeflediniz ya da neyi göz ardı ettiyseniz bunları bir daha düşünecek, bir daha ön plana alacaksınız. Yine eğitim çevresi ve okul hayatınızda iletişim becerilerinizi art, arttırarak arkadaşlarınızla e, birlikte aynı alanda daha keyifli, e, daha güzel fırsatlara, daha güzel imkanlara sahip olabilirsiniz. Sağlığınız, saatiniz konusunda oldukça sağlıklı ve sıhhatlisiniz. Sadece e, kendinizde kusurlar görüp arayabilirsiniz. Kendinizde hiçbir kusurunuzun olmadığını... ...siz kendinize aynaya bakarak söyleyebilirsiniz. Erkekseniz ne kadar yakışıklı olduğunuza bakın aynada. Kadınsanız ne kadar güzel olduğunuza bakın aynada. İnsanın kendine seni seviyorum demesi... ...en büyük zenginliklerinden biridir. Haftanın spotu. Haykırın kendinize... ...ben kendimi çok seviyorum diye. Ne güzel. Sevgili Kova Haftan güzel geçsin. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz hep... ...burçlarla ilgili bazı şeyler e, yayınlanıyor. Şeyi de anlamıyorum yani... ...hiç mesleği olmadığı halde... ...burçlarla ilgili böyle yorum yapan tipler var ya... Evet. ...bir tanesi böyle balık burcu için şey demiş... Yine, ...sinsi, güçsüz, ezik falan. Aa ne kadar ayıp. Dedim ki yani... Hani balık bunu balık burcuna geldiğine söyleyeceğim yani bir kere bu şunu karar vermek gerekiyor. Balık burcu sinsi değil zeki, güçsüz değil duygusal, ezik değil mütevazı yani no. gülümsemesiyle mutluluğun formülünü çözmüş bir burç. Özellikle balık kadınları Şimdi yani onların ee... o böyle narin gülümsemeleri var ya yüzünde bayılıyorum size. Astroloji sadece benim burcumun kova olmasından ibaret değil bir chart, bir harita çıkarıyoruz. Mükemmel olan. Şimdi ben ne diyorum? Terazi erkeği sorumluluk almayı sevmediği için bir teraziyle uzun yıllar mutlu bir evlilik yapan varsa haritasından dolayıdır. Düşünsene bir kovayla bir ömür boyu mutlu olan bir kadın varsa onun haritasından dolayıdır. Şimdi balık sinsi değildir, yalancı hiç değildir, naiftir. Sinsi değil zeki. Zeki ve karşısındakini kırmamak için zekasını bile saklar. Evet. Mahcup etmesin. Yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü çok mütevazı. Diye. Evet öyle. Peki o zaman zekiler, duygusallar ve mütevaziler ve gülümsemesiyle mutluluğun formülünü çözen sevgili balıklar. Haftanız ben... nasıl geçecek? Aşk A... ne böyle ya bir yıldız. Var uyarılarım tabii ki. Ayıptır Nuraycığım ben ya. Bu arada bir İnsan akı... balığa güzel haberlerle gelir. Bak öğrencilerim beni ekranda da izliyorlar. Ee, Nuray Sayır akademide yetişen öğrencilerin hiçbirisi seneyi bitirmeden sosyal medyada sayfa bile açamıyor. Ben o kuralı koydum. Sen eksik bilgiyle danışmanlık vererek burç yorumu yaparak insanların gönlünü yaralayamazsın. Doğru. Sınıfta bulduğum anda atıyorum. Balıklara gelelim. Öyle bir akademisyen <laughs> kız kardeşim var ki benim Gülay Uman Aloğlu ee, hocaların hocası diyorum ben ona. Samimiyetle söylüyorum. Şimdi o yüzden kim demişse balığa sinsi minsi diye... ...asıl sinsi sensin. Kusura bakma. Asıl Balıklar, televizyonun sesini açın. Asıl ezik, asıl sinsi balığa sinsi yalancı diyenler. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi bu hafta... ...sinirlendim ayol. <laughs> Kendi kendime... Sevgili balıklar, yükselen balıklar, daha içine kapanık olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Niye? Haftadasınız, anlatacağım. Duygusal karmaşalar, gereksiz sıkıntılar yaşatabilirsiniz, yapabilirsiniz kendinize. Ama ben size tiyolar vereceğim. Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız gereken bir haftadasınız. Bak hayatım, hiç kıskanmayan kadından korkacaksın. Hiç ilgilenmeyeden adamdan da korkacaksın. Doğru. Seven kadın kıskanır ve ilgilenir. Dozu var ama. Dozu var tabii ki. Hatta ensesinde yaşamayın. E, kene gibi, pire gibi üstüne yapışmayın. Yani. Tamam mı? Balık şeydir hayatım. Minnoş bir kedi. Hep sevsin sevilsin, sevsin sevilsin. <laughs> e, ama insanlar sıkılabilir sürekli bıç 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 olmaktan. O yüzden bu hafta... Cool kadınlar olmaya özen gösterin. Kesinlikle. Bir de ortada yoktur balıkta biliyor musun? Şimdi ben cool dedim ya. Koca içeriye geldi. Hoş geldin. Bunu da yapmayın. Kapınızı açın. Ne yapsınlar? Bak kapınızı açın. Eşinizi öpün. Bir ilişkiniz varsa birlikte yaşıyorsanız onu sevdiğinizi söyleyin. Onları bu hafta kocalarınızı kendileriyle baş başa bırakın. Sizler de kendilerinizle ilgilenin bu hafta. Çünkü bu hafta Ciddi anlamda ortalığı katıp, karıştırıp e, yanlış anlaşılmalara neden olabileceksiniz. Eyvah. Yani normalde balık naif bir burçtur. Kolay kolay kimsenin kalbini kırmaz. Bak, kimseyi üzmek istemez, vicdanlıdır, merhametlidir. Fazla sevgisiyle bunaltabilir, ortalığı karıştırabilir. Şimdi biri bana dese ki beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Aa, o anda soğurum ondan. Kocalarınıza, karılarınıza beni ne kadar seviyorsun sorusunu sormayın. Siz kendinizi çok sevin. Peki. Ve kıskançlık yapmayın. Sürekli sevgi e, almaya da çalışmayın. Kendi halinizde kalın. Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan, gerçekleşti zaten yeni ay. Yurt dışı seyahatlerinizle ilgili tedbirli olmaya özen gösterin. Yurt dışına gitmeyi planlıyorsanız, yurt dışı ile alakalı bir ticaretiniz, çalışmanız varsa Allah muhafaza parasal konularda kandırılmalara ve dolandırılmalara çok açık bir haftadasınız. O yüzden kendinizi koruma altına almanızı tavsiye ediyorum size. Aynı zamanda Neptün'ün, Güneş'in, Mars'ın e, olumlu üçgen açısıyla hayatınızın genelinde... Dilek ve isteklerinize odaklanmanız gerektiği konusunda gökyüzü uyarıyor. Bak, Balık burcu şahane bir kadından mesaj geldi. Şimdi okuyacağım size. Tam balıkla bitirelim. E, Neptün, Güneş ve Mars ile olumlu üçgen açısıyla hayatınızın genelinde dilek ve isteklerinize bu hafta ne olur zaman ayırın. Bol bol dileklerinize konsantre olun. Bol bol isteklerinizi, planlarınızı yazın. Hayattan ne bekliyorsunuz? Kendinizle ilgili nelere ihtiyacınız var? Bakın eğer siz bu hafta dilek kağıtları yapıp yazıp katlayıp kaldırır... ...ve her dilek kağıdından sonra bir tane de beyaz mum yakarsanız... E, ...yedi tane de İnşirah Suresi okursanız... ...o dilekleriniz çatır çatır kolaylıkla olacak. Aklını spotu bol dua... Bol niyet. Kendisini çok seviyorum. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi mesaj atmış. Diyor ki ben de balık burcuyum. Sizi izliyorum. Ah ne güzel söylüyorsunuz. Balık burcu eziklik değil hanımefendiliktir. Çok doğru söylüyorsunuz. Balık burcu zekidir. Çok kafası zengin bir burçtur. Öyle. Öpüyorum ikiniz de seviyorum seyrediyorum demiş. Safiye Soymam ben size doymam. <laughs> ya biz de sizi çok seviyoruz Safiye Canım Hanım. Safiye. Ne kadar tatlısınız. Ben çok iyi görüşüyorum Enerjiniz, Safiye tüm Türkiye tarafından seviliyor. Ee, bir de demek ki Safiye Hanım da balık burcu. Ay çok güzel. Ee, güzelliği, insanlığı. Balık burcu ya. Balık burcu nedir? Gülümsemesiyle mutluluğun formülünü çözmüş. Kesinlikle. Mütevazılığıyla insanlara yol gösteren. Elif de çok maharetli. Benim bildiğim kadarıyla an, yani sosyal medyadan da görüyorum. Bir kısırlar e, yapıyor. Çok güzel yemekler de yapıyor Bodrum'da Safiye Hanım. Bodrum'da yazlıkta ben Safiye'ye gitmiştim. Gitti mi? Gittim gittim. Çok iyi görüşürüm ben Safiye'yle. Buradan sevgilerimizi Sevgiler. gönderiyoruz.